Siyara Türk'ten herkese sevgiler, mutluluklar efendim ve akademik bakış programımıza başlıyoruz. Biliyorsunuz ki 14 Ağustos tarihine kadar Türkiye'de 2 milyonu aşkın öğrenciyi ilgilendiren çok özel bir gündem var. Tabii ki bir yandan Türkiye ekonomi, dolar, euro vesaire ve tabii ki Ordu'da yaşanan talihsiz felaketten bir yandan da bu olaylarla ve gündemlerle üzüntü içindeyken bir yandan da gençlerimiz harır alır üniversite tercih döneminde hangi üniversiteyi tercih edeceklerinin hesaplarını, planlarını yapıyorlar. Ve biz de bu kapsam içerisinde gün boyunca Akademik Bakış özel programlarında sizlerle birlikte oluyoruz. Ve bugün de Akademik Bakış özel programında yine çok özel bir üniversite ve çok özel bir hocamızla birlikte olacağız. Hangi hoca ve hangi üniversite? İşte bilgisi. Akademik Bakış, tercih dönemi boyunca üniversite adaylarını ve ailelerini Türkiye'nin en iyi üniversiteleriyle buluşturmaya devam ediyor. Doçent Doktor Michael Kuyucu soruyor, Türkiye'nin en iyi üniversiteleri cevaplıyor. Öğrencilerine yetkinlik geliştirme ve kişisel gelişim programlarıyla desteklenen eğitimler sunan Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Baki Aksu, 10 Ağustos Cuma günü saat 11'de CRI Türk'te. Evet efendim, Siyahlar Türk'tesiniz. Akademik Bakış Tercih Özel Programı başladı. Michael Kuyucu'yla birliktesiniz ve birliktelik devam ediyor. Üniversite adayları harır harır çalışıyorlar. Ne kadar enteresan ki bu çocukların da kaderi hep çalışmakla geçiyor. Şimdi tabii ki ders çalıştılar, sınava girdiler. Şimdi de acaba hangi üniversiteyi seçelim diye çalışıyorlar. Ve bir yandan da biz de Siyahlar Türk olarak ve Akademik Bakış Programı olarak üniversitelerimizin, en önemli üniversitelerin tabii ki en önemli üst düzey yöneticilerin ve değerli hocalarını konuk olarak ağırlamaya devam ediyoruz. Ve işte az önce duyduğunuz Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Baki Aksu hocamız. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız Sayın hocam? Sayın hocam, çok sağ olun. Öncelikle ben de kurumum adına size çok teşekkür ediyorum. Bize ilgi gösterip davet ettiniz ve gençlerimiz de bize buluşturma fırsatı yarattınız. Çok sağ olun. Evet hocam. Şimdi az önce anonsu yaparken kendi kendime düşündüm. Hani doğaçlama olur derler ya hocam. Gerçekten de bu çocukların kaderi hep çalışmakla geçiyor. Sınav bitti. Şimdi de acaba tercih döneminde ne yapsam diye çalışıyorlar. Ayrı bir stres değil mi hocam? Kesinlikle. Tercih dönemi öğrencilerimizin, üniversite adayı öğrencilerimizin gerçekten sıkıntılı oldukları bir haftalık bir süreç. Tabii bu süreç çok öncesinden başlıyor. Yani aslında daha eğitimleri süresinde başlıyor. Sonra devam ediyor ama tap noktası bu nokta. Evet. Bu arada izninizle ben de orduluyum. Dolayısıyla Ordu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bütün hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi ben de iletmek istiyorum. Aynı şekilde. Gerçekten üzüntü verici bir durumdu. Tabii öğrencilerimiz, öğrenci adaylarımız bu tercih dönemini aileleriyle birlikte bir sıkıntılı dönem olarak değerlendiriyorlar ama aslında öyle çok böyle telaşlanacak bir durum da yok normalinde baktığınız zaman. Çünkü artık herkes her şekilde yardımcı olmak için gayret sarf ediyor. Evet. İşte üniversiteler gayret sarf ediyor. İşte okulları, kendi okullarındaki rehberler yardımcı oluyorlar. Belediyelerin tercih kampları var. Evet. Eskiden onlar devlet da vardı. Yardım ediyor. Şimdi onlar dolayısıyla öyle telaşlanacak bir durum da yok. Kaldı ki öğrenci adayı arkadaşlarımız da çok bilinçliler. Biz bunu çok net olarak ifade edebiliyoruz. Yani örneğin Beykoz Üniversitesi'nde öğrencilerimize, aday öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok sayıda uzman arkadaşımız üniversitede gelen velilere ve öğrenci adaylarına yardımcı olmaya çalışıyor. Bakıyorsunuz çok kararlı, çok istekli. Evet. Ne yapacağını bilen insanlarla da karşılaşıyorsunuz ve bilinçli geliyor. Evet. Diyor ki evet ben geleceğim ve işte orada da sorguluyor yani diyor ki şu program bana ne verecek ki siz bunu öneriyorsunuz ya da şu üniversite bana ne verebilir ki bu üniversiteye gitmeliyim diye böyle danışmanlıklar almaya çalışıyorlar. Tabii hocam yeni neslin özelliği bu. Yani biz ne eski nesiller olarak biraz daha böyle daha pasiftik hocam değil mi? Yeni nesil maşallah. Evet. Ya her şeyi hesabını bile soruyorlar yani. Ya sosyal medyaya çok hakim. Evet. Artık teknoloji yani, sağ olsun. Hiçbir şeyi saklayamazsınız. Dolayısıyla her şey ortalıkta. Dolayısıyla net bilgilerle öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamanız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla öğrenci sorgulayabiliyor ve bir gün önce söylediğinizi ertesi gün size hatırlatıp bakın dün böyle söylemişsiniz
diye size hatırlattığı zaman ha diyorsunuz. Kanıtını da, kanıtı da var yani, sonuçta sosyal medyada bir şey paylaşmışsınız ya da bir yerde bir mülakat vermişsiniz. Evet. Onu da pekala size geri döndürebiliyor. Evet, işte böyle bir ortam içerisindeyiz. Özgün, sana özel bir eğitime hazır mısın diyor Beykoz Üniversitesi. Evet, ve biz de hocam bir böyle gelenekli başlangıçtan başlanır. Beykoz Üniversitesi kaç yıllık bir üniversite? Ne zaman kuruldu? Biraz bize anlatır mısınız böyle biraz? Biraz da ben tarih meraklısı olduğum için. Evet. Ayrıca o zaman da herkesin, ben buna inanan bir naçizane bir vatandaşım. Yarına giderken geçmişte bilmek gerekir. Kesinlikle. Dolayısıyla mesela Beykoz Üniversitesi'ni seçmek isteyenler neyi seçecek? Dolayısıyla biraz bir anlatır mısınız bize? Ne zaman kuruldu? Nasıl oldu? Nedir Beykoz Üniversitesi? Memnuniyetle anlatayım. Beykoz Üniversitesi 2008 yılında temeli atılmış ve eğitim, Türk yüksek öğretimine ciddi emekler ve mezunlar yetiştirmiş. Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu üzerine bina edilmiş bir üniversite. Evet. Bir meslek yüksek okulu olarak başladı. Aynen öyle. Ve dolayısıyla lojistik. Biz 2016 yılında kurulmuş olmamıza rağmen bizim geçmişimiz 2008 yılında. Genç bir üniversiteyiz. Hı-hı. Ama hakikaten köklü, kurumsallaşmış, temelleri oturtmuş bir üniversite olarak devam ediyoruz. 2008 yılından bu yana 3500-3600 civarında mezun vermişiz ve Türkiye'nin ilk tematik meslek yüksek okulu, evet, lojistik alanındaki ilk tematik meslek yüksek okulunu bir noktaya getirmiş. Arkasından onu üniversiteyle taçlandırmış bir anlayıştan geliyoruz. Mütevelli heyetimizin anlayışı, rektörümüzün anlayışı, hocalarımızın anlayışı aslında 2008 yılından gelen ve marka olmuş, sektöründe marka olmuş bir okulun yansıması olarak, evet, devam ediyor. Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu olarak, doğrudur, başladı. Doğrudur. Biz 8 sene o zaman. 10 sene. Yok, 2008'di dediniz. 10 sene, tabii. 10 sene kadar 9 sene mezun verdiniz. Evet, hatta bu seneyi de sayarsak 9 mu oluyor, 10 mu oluyor? Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'nun dolayısıyla üniversitemizin kuruluş yıldönümü 10 Ağustos. Öyle mi? Bizim için de özel bir gün. Ne kadar güzel. Mutlu yıllar o zaman hocam üniversite adına. Bakanlar Kurulu kararıyla Beykoz, evet, Lojistik Meslek Yüksek Okulu bugün resmiyet kazandı. Bizim için de özel bir gün, evet, oldu. İkinci senesi yani. Evet, evet, evet. Ama tabii ki az önce de hocamızla bahsettiği gibi Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu background'una dayalı ve yaklaşık 10 yıllık bir geçmişten gelen basamakları ağır ağır ama emin olarak tırmanan bir eğitim kurumundan bahsediyoruz efendim. Ve 2 yılına, 2. yaşına bastı bugün. Yani 10 Ağustos günü. Nice 20'li 30'lu yıllara diyelim hocam. Sayın Mütevelli heyetiniz ve sizin nezdinizde eminim, çünkü çok hızlı, yani hızlı derken emin ve sağlam basamaklarla yükseldi ki bu çok önemlidir. Yani bazı üniversiteler böyle şey gibi oluyor. Hani futboldaki deyimle sezona çok iyi başlayıp sezon ortasında tökezliyorlar, şampiyon olacağız derken bir bakıyorsunuz ligin ortasında bitiriyorlar dönemi. Ama Beykoz Üniversitesi mütevazi bir şekilde başladı, takır 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 ve zirveye doğru yükseliyor. Hocam ben doğum günümüzü hatırlatırken Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'ndan aldığım için 10. yılımız Beykoz Lojistik Meslek Yüksek, evet, Okulu. Dolayısıyla 10. yaşındayız. Beykoz Lojistik'in 10. yılı. 10. yılı. Evet, Eylül'de, evet. Öbürü Beykoz Üniversitesi Eylül'de. Evet, oldu, evet. Bunu da parantez içinde da tekrar dipnot olarak dinletelim. Dinleyicimize. Peki hocam, tercih dönemi şimdi acayip bir kaos var. Reklamları görüyoruz, televizyonları açılıyor. Bir haber, eskiden hocam Mayıs'ta biliyorsun Haziran'da bir seçim dönemi yaşadık. Partileri görüyorduk. Yani bir televizyon programını, bir gazeteyi okuyamaz hale gelmiştik. Orada partiler sürekli reklam yapıyorlardı. Şimdi yaklaşık 10 gündür yine bir televizyon programı izleyemez hale geldik. Çünkü üniversiteler sürekli bir internet sitesine giremez hale geldik. Tabii ki bunu olarak söylüyorum. Yani olumlama adına söylüyorum. Yani sürekli üniversiteler karşımıza çıkıyor. Ya sosyal medyadan, ya oradan, ya buradan. Bu tercih dönemi nasıl geçiyor? Herhalde sizin açınızdan, yani üniversiteler açısından çok yoğun bir dönem galiba. Çok haklısınız. Bütün devlet üniversiteleri dahil, bakın, hı-hı, üniversiteleri başta olmak üzere devlet üniversiteleri dahil kendilerini anlatmak durumundalar. Evet. Biraz önce ifade ettiğim gibi genç arkadaşlarımız, aday arkadaşlarımız gerçekten sorguluyorlar. Bu sorgulama da doğruluk adına. Yani benim gideceğim üniversite hangi özelliklere sahip? Benim gideceğim üniversitenin vizyonu ne? Misyonu, hı-hı, ne? Hı-hı. Akademik kadrosu ne? Yerleşkeleri ne durumda? Bütün bunları sorguluyor. Sonrasında meslek seçimi dediğimiz bir olay var. Hı-hı. Meslek seçimini çok önemsiyor. Yani
eğitim öğretim hayatı bittiğinde hangi mesleğe gidecek ki? Bugün işte işsizlik oranımızın üniversite döneminde biliyorsun, üniversite çağındaki maalesef nesilde çok yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ben ona katılmak istemiyorum diyor. Ben mezuniyetimde istihdam edilebileceğim bir alanı seçeyim diyor. İş bulup biz, hayatıma devam etmek istiyorum onun diyor. Onun için bu tercih döneminde üniversiteler kendilerini anlatmak, kendi bölümlerini anlatmak ve öğrenciyi de doğru bilgilendirmek istiyor. Tabii büyük bütçeli üniversiteler olabiliyor, küçük bütçeli üniversiteler olabiliyor. Strateji olabiliyor. Mütevazi bir şekilde kendi gerçeklerimizi daha çok birebir iletişimlerle öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz. Elbette biz de varız adına sosyal medyadayız, işte televizyonlardayız, sizin gibi değerli radyolardayız. Yani bir şekilde biz de buradayız demek adına, ama biz daha çok birebir öğrenciye dokunmayı, öğrenciyle karşılıklı göz göze gelmeyi, velinin sorularına yanıtlar vermeyi de tercih ediyoruz. Evet. O nedenle üniversitemizde öğrenci odaklı bir tanıtım yapıyorsunuz. Öğrenci odaklı bir tanıtımı tercih ediyoruz. Peki hocam, bu tercih döneminde ne yaptı Beykoz Üniversitesi? Ne yaptı? Danışmanlık yapmaya devam etti. Gerçekten 1 Ağustos'tan itibaren, üniversite sonuçları açıklandığından itibaren standlarını kurdu, kapılarını açtı. Dedi ki gelin biz size danışmanlık yapalım. Bu danışmanlık sadece Beykoz Üniversitesi'ni tercih edin anlamında bir danışmanlık değil. Yani aday işte bir herhangi bir sözel puanı var. O sözel puanıyla birlikte Türkiye'deki bir devlet üniversitesine de gidebilir. Bir başka üniversiteyi de tercih edebilir. Biz herkese yaptınız bunu. Ona da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ha, o arada bizi soruyorsa, bizimle ilgili bölümleri merak ediyorsa onunla ilgili de fuarlara katıldık. Evet. Yani o fuarlarda öğrencilerimizle buluşmayı, hani dedik ya biz dokunmayı, öğrenciyle birebir iletişim kurmayı, daha lise döneminden itibaren meslekleri anlatmayı benimseyen bir üniversiteyiz. Bizim tanıtım stratejimiz bunun üzerine kurulu. Gerçek neyse onu anlatmaya gayret gösteren bir üniversite. Evet hocam, şimdi çok güzel bir noktanın altına çizdiniz. Gerçek neyse bunu anlatmak. Bu çok önemli. Tabii ki ama reklam eşittir. Hani tabii ki farklı literatürde tanımlamalar var ama reklam normalde bir hizmet ya da ürünü karşı tarafın tüketmesi için ya da satın alması için ikna edilmesi gibi bir tanım da bu olabilir. Şimdi hocam tabii ki ikna etme noktasında da reklam verenler, üniversiteler bazen ipin ucunu kaçırabiliyor. Siz ama anlatıyorsunuz dediğiniz gibi. Dolayısıyla ben bunu dinleyicilerimize özellikle söyleyelim. Yani bazı üniversitelerde hani tırnak içinde söylüyorum biraz da atabiliyorlar. Kusura bakmayın hocam, yani burada bunu söylemek istiyorum. Abartabiliyorlar diyelim. Hadi daha nazik olalım. Yani bir saygısızlık olmaz kendi adıma. Şimdi bu tercih döneminde izin verirseniz şunu anlatayım. Tercih döneminin başında üniversite rektörünün başkanlığında bütün akademik kadromuz, bütün idari kadromuz ve dışarıdan aldığımız destekler bir araya gelirler. Ve tanıtım stratejimiz belirlenir. Orada şuna dikkat edilir. Bizim gerçeğimizin dışında aman sakın ola ki bir şeyler söylemeyin. Evet. İnsanları yanıltmamızın hiçbir anlamı yok. Evet. Gerçeğimizi bilsin. Eğer bizi tercih ediyorsa gelsin buyursun. Başımızın üstünde. Ama bizim gerçeğimize rağmen bizi tercih etmiyorsa da onun takdiridir. Evet. Biz o doğrultuda diyoruz ki örneğin aman sakın ola iş garantisi veriyoruz gibi bir söylemin içerisine mesela, girmeyin mesela. Değil mi? Evet. Yani o gerçeği gerçekten insanlar hani birebir karşılıklı böyle göz göze geldiğiniz zaman zaten yalan söyleyip söylemediğinizi de çok rahatlıkla anlayacakları için. Tabii. Diyorsunuz ki evet biz buyuz. O arada eğer aklına bir şey sorusu takılırsa onu da söylüyor ve siz de onun yanıtını vermek durumunda kalıyorsunuz. Ve bunlar gerçekten eğitim hayatı boyunca hep karşınıza geliyor. Evet. Hocam şu söylenmişti. Bunu yaptınız. Niye öyle oldu? Ya da yapamazsanız niye böyle? O nedenle sorgulanabilir. Yani mutsuz mezun öğrenci adedini minimize etmeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Bu çok kesinlikle önemli. Şimdi benim de en çok üzen konulardan bir tanesi. Evet, üniversiteler bazen işte iş garantisi veriyoruz. Hocam çok dürüstçe söyleyeyim. Burada biz mesela çalışıyoruz. Artisten hem yöneticiyim hem çalışıyorum. 40'ın üzerinde arkadaşlarımız var. Diğer medya grupları pek çok işte bakkal dükkanı ya en basit. Hiç kimsenin iş garantisi yok ki hocam. Daha üniversiteye yeni girerken bir arkadaşa iş garantisi veriyoruz diye bilsin. Ben buna mesela çok üzülüyorum. Bu gibi söylemler çok üzücü bence. Bir diğer şey diyelim ki iş garantisi veriyoruz. Diyelim ki üniversite. Şimdi hocam
Kaç mesela bir üniversitenin mesela Beykoz Üniversitesi'nin yılda kaç tane mezun, ortalama mezun oluyor? Şimdi tabii Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu artı Meslek Yüksek Okulu olarak mezun verdik. Bu dönem için söyleyeyim 500 civarında. Şimdi hocam 500'ün nasıl yani iş garantisi değil mi? Yani o mümkün değil. Mümkün değil. Zaten insanlar kendi garantilerini kendileri yaratıyorlar. Tabii. Örneğin biz bununla ilgili ciddi çaba sarf ediyoruz üniversitede. Yani bir taraftan da hani kendimize bir görev addediyoruz ve onların istihdamı için kolaylaştırıcı faaliyetler içerisinde oluyoruz. Belki soracaksınız sektörle çok yakın ilişkileri olan bir üniversiteyiz. Evet, birazdan konuşacağız, bölümleri de konuşacağız. O nedenle neler yapıyoruz bu konuda anlatmak isterim. Evet. Ha, bu bir garanti olarak değil. Biz o işi kolaylaştırıcı olarak bakıyoruz. Bir ışık ya da bir ayna oluyorsunuz. Evet. Hatta çok özür dilerim bir şey, bir kurumla biz resmi protokol imzalamıştık. Hı-hı. İş garantisi adına onu bile öğrenciye yansıtmamak. Telaffuz etmiyorsunuz etmedik. Ki mahcup olmayalım. Olmayalım tabii. Yani ya protokoldür tamam tabii. Hukuki şeyi de vardır, niteliği de vardır ama ya bir problem çıkarsa tabii. Onun da bir hesabını vermemiz gerekiyor. Evet, Profesör Doktor Baki Aksu, böyle bir genel olarak konuştuk efendim üniversiteyi, biraz da eleştirisi açıdan baktık. Yani o zaman ben burada bir dipnot ekleyeceğim ve sonrasında da Beykoz Üniversitesi'nin burs olanaklarını, fakültenin fakültelerini ve pek çok özelliğini konuşacağız. Ben burada dipnotumu ekleyip minik bir ara vereceğiz efendim. Lütfen artık yani bu reklamlar işin çığırından çıkmış durumda. Yok size iş garantisi sağlıyoruz, yok size şunu yapıyoruz, yok şunu veriyoruz gibi şeyleri kulaklarınızı tıkayın. Hatta gülün diyeceğim. Naçizane buradan bu konuda bayağı bir tecrübesi olan bir kardeşiniz olarak diyelim bütün dinleyicilerimize. Efendim minik bir ara verelim. Beykoz Üniversitesi rektörü, rektör yardımcısı affedersiniz. Profesör Doktor Baki Aksu hocamızla birlikte. Şimdi biraz daha Beykoz Üniversitesi'nin kapılarını açacağız ve üniversitenin İçine gireceğiz efendim. Bakalım üniversitenin içinde neler var? Yani eğitim, burs, fakülteler vesaire gibi konularda neyle karşılaşacağız? Kısa bir ara sonrasında Akademik Bakış programında. Hayatında önemli bir dönüm noktası. Karar verme zorunluluğu, yol ayrımı telaşı. Sakin ol. Tek bir yolu yok. Tek bir doğru da. Yol senin yolun. Elindeki bavul senin. İster hayallerinle doldur, ister söylentilerle. İster istatistiklerle doldur, ister tavsiyelerle. Geleceğin gözde meslekleri, iş garantili bölümler, ailenin kurduğu hayaller. Bu dönemde onlardan kaçış yok. Ama unutma, bugün hiç ortada olmayan meslek yarının en gözde mesleği olabilir. Dönemin popüler mesleği yarın var olmayabilir. Değişim seni korkutmasın. Seçtiğin bölüm ne olursa olsun, zamanın ruhunu yakalamak için öğrenmeyi öğrenmen gerekir. Bu ilkeyle çıktık yola. Senin için en kolay öğrenme yöntemi hangisi? Geliştirmen gereken özelliklerin neler? Bunları bilmeden geleneksel eğitim metotlarıyla tek tip bir eğitim vermek istemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki ne kadar iyi bir mühendis, psikolog ya da tasarımcı olursan ol, girişimci değilsen, iletişim kurmayı beceremiyorsan, yaratıcı ve yenilikçi düşünemiyorsan, iş hayatında zorlanırsın. Uluslararası başarısı kanıtlanmış testlerin yardımıyla seni anlamaya çalışıyoruz. Çıkan sonuca göre sana en uygun ders programını oluşturuyoruz. Derslerde gördüklerini doğal ortamında, yerinde deneyimleyerek pekiştirmen gerektiğini düşünüyoruz. Daha okurken çalışma hayatıyla tanışman için ilk adımı biz atıyoruz. Bir eğitim dönemini tam zamanlı çalışarak geçirmeni sağlıyoruz. Teori ve pratikte kazandıklarına uluslararası ortamda yenilerini eklemen için seni destekliyoruz. Yurt dışında aldığın eğitimleri, yaptığın stajları, katıldığın yarışmaları gösteren tüm dünyada tanınan bir pasaportun sahibi olma fırsatını sunuyoruz. Çünkü bilimde ve sanatta fark yarattığını, değişen dünya düzenine hakim olup yönlendirdiğini, toplumsal sorunlara çözüm bulduğunu görmek istiyoruz. Dünyanın neresinde olursan ol, saygı görmeni istiyoruz. Eğitim hayata hazırlık değil, hayatın ta kendisidir.
Efendim Siyah Radyo Türk'tesiniz. Akademik Bakış Michael Kuyucu'da devam ediyor ve Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Baki Aksu hocamızla birlikteyiz. Şimdi kapıyı açtık hocam ve üniversiteye girdik. Hocam ilk önce tabii ki idari yapı ve fakülteler ve bölümlerle ilgili. Biraz bizi böyle hani sanal tur derler ya, bir radyo turu yaptırır mısınız? Bir hayal edelim hocam. Hangi fakülteler var, neler var üniversitenin içinde? Teşekkür ediyorum hocam tekrar. Memnuniyetle arkadaşlarımızı da bilgilendirmek isteriz. Üniversitemiz 2016 yılında kuruldu dedik. Orada 4 fakülteyle başladık. İkisi geçen yıl eğitim öğretime başladı. Bunlardan bir tanesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi. Bir diğeri Sanat ve Tasarım Fakültesi idi. Bu yılda Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Sosyal Bilimler Fakültesi devreye alındı. Dolayısıyla lisans seviyesinde eğitim veren 4 kurumumuz artı Havacılık Yüksekokulu diye bir lisans seviyesinde yüksekokulumuz var. Orada da havacılık yönetimi programında da lisansı vermeye çalışıyoruz. Evet. 2 tane meslek yüksekokulumuz var bünyemizde. Meslek yüksekokullarımızdan bir tanesi geçmişe 2008'e dayanan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu. Bir diğeri de Meslek Yüksekokulu idi. Meslek Yüksekokulu daha çok genel programları içerisinde bünyesinde büründüren işte tasarım ağırlıklı programların olduğu, sağlık programlarının olduğu ve IT teknolojilerinin hakim olduğu programların yer aldığı bir yüksekokulumuz. Orada bir uzmanlaşmaya gitmeye çalıştık. Diğer Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu'nda ise lojistik temalı bölümleri naçizane bırakıldı. Evet. Bugün orada, 10 yılda, 10 yaşında olan. Aynen, o yapı aynen devam ettiriliyor. Dolayısıyla İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesi'ne geldiğimizde de hem İngilizce eğitim hem Türkçe eğitimi verdiğimiz bölümlerimiz var. Örneğin işletmenin Türkçe ve İngilizcesi, yine uluslararası ticaretin İngilizce bölümü ve lojistik yönetiminin İngilizce olarak okulduğunu söylemeliyiz. Evet. Geçen yıl eğitime başlayan bir akademik birimimiz. Sanat Tasarım Fakültesi'nde programlarımız Türkçe eğitimler veriyorlar. Geçen yıl başlayan dijital oyun tasarımı ki oldukça rağbet gören programlarımız içerisinde. Yine iletişim tasarımı var, gastronomi ve mutfak sanatları var. Halkla ilişkiler ve reklamcılık çok güzel, önemli bir bölüm. Evet. Ve iç mimarlık, ve, çevre tasarımı. Ve çevre tasarımı gibi çok popüler ve işte mezuniyetinde arkadaşlarımızın rahatlıkla istihdam edilebilecekleri bölümler var. Keza Sosyal Bilimler Fakültesi'nde psikolojiyle, Türkçe eğitim olarak psikolojiyle başlıyoruz. Ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümün bir programında da İngilizce olarak eğitim öğretime bu yıl başlıyoruz. Evet hocam. Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde de 3 popüler programımız var. Bunlardan bir tanesi işletme mühendisliği, bir diğeri mimarlık, bir diğeri de bilgisayar mühendisliği. Bahsettim bir öncesinde havacılık yönetiminde de havacılık yüksekokulunda da havacılık yönetimimiz var. Aynı şekilde yabancı diller yüksekokulumuzda da bu öğrencilerimizin İngilizce dil eğitimlerini tamamladığımız bölümlerimiz var. Evet. Üniversitemiz tabii bu yapıda yapılanırken aslında nasıl, bu süreç nasıl gelişti diye sormanız gerekirse ya da sorduğunuzda ben şunları söyleyebilirim. Rektörümüz, kurucu rektörümüz aslında bir kalite uzmanı. Uzmanı, evet. Ve Bologna uzmanı aynı zamanda. Dolayısıyla hocamız göreve başladığında kendisine bir hedef koydu ve biz işte mükemmellik ödülüne aday üniversite yaratmak durumundayız dedi. Ve geldiğimiz ilk yıl hemen kalite ödülüne müracaat edildi ve şu anda 2 yıldızın sahibiyiz. Bizi ölçmeye gelen arkadaşlarımızın bize söylediği şu. Ya siz aslında çok güzel şeyler başarmışsınız ama tabii Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu başarısıydı orada sorgulanan. Tabii. Halbuki biz üniversite olarak müracaat ettiğimiz için üniversitede daha yeni bir yapılanma olduğu için bunu yapacağız diyoruz. Ama yaptıklarımızı gördüklerinde aslında 4 yıldızı hak eden bir kurum ama ne yazık ki biz üniversiteyi sorguladığımız için o yapılanları
çok da varsayamıyoruz. Ona evet. rağmen biz 2 yıldızımızı aldık. Şimdi evet. hedefimiz 4 yıl. 2 yılda yıldız. Hem de yani. Evet yani. Aynen öyle. Geçen yıl aldık. Tabii. Yani o birinci yıl, yılda. Birinci yılda aldık. Dolayısıyla üniversitenin yapılanmasında kalite bizim için öncelikli bir konu. Ve Bologna sürecini en iyi uygulayan üniversiteler içerisinde de kendimizi görüyoruz. Gerçekten bizim şansımız rektörümüzün Bologna uzmanı olması ve kaliteye bu denli önem vermesi. Tabii bu kademe kademe aşağıya doğru yansıyor. Evet. Dekanlarımız keza aynı şekilde kendilerini ispat etmiş, devlet üniversitelerinde görev almış, orada da yöneticilik yapmış, rektör yardımcılıkları, dekanlıklar yapmış, rektörlük yapmış hocalarımız. Dolayısıyla onun yansıması doğal olarak akademik kadroya da yansıyor. Çünkü ciddi bir network'ünüz oluyor ve Beykoz Üniversitesi'ndeki akademik kadroyu oluştururken eski network'ler bu anlamda da çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Ve akademik kadronun gelmek istediği, tercih etmek istediği bir üniversite yapısı ortaya çıkıyor. Akademik kadroya ilave olarak idari kadro çok amatörüz. Çok amatör ruhla çalışıyoruz ama profesyonel bir anlayışla olaya bakıyoruz. Gerçekten akademik kadrosuyla, idari kadrosuyla elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz ve çok başarılı olduğumuzu da söylüyoruz. Evet. Bunu biz söylemiyoruz aslında, bunu çevremiz söylüyor, evet. buna mezunlarımız söylüyor, bunu bizimle paydaş olan velilerimiz söylüyor. Yani sonuçta baktığınız zaman gerçekten böyle bir değerlendirme hak ediyoruz. Sanki. Evet, ne kadar güzel ve bu sene o zaman üçüncü öğrencileri mi alacaksınız, ikinci mi? İkinci öğrenciler alacağız. Üniversite bazında üçüncü. Bayağı gençsiniz hocam. Daha bebek emziriyor yani. Evet, bebek emziriyor ama tabii işte geçmişimizi de tabii ki ama etmiştik. O zaman bu kadar genç bir üniversitenin. Şimdi genç üniversite olmasının bir avantajı da şöyle. Evet. Yani biliyorsunuz dünya gelişiyor. Hı hı. Türk yüksek öğretimi gelişiyor. Hı hı. Yani bu sefer yapılanmanızı güncel sağlayabiliyorsunuz. Güncel yapıyorsunuz. Yani geçmişteki başarısızlıklardan ders alabilme imkanınız doğuyor. Hı hı. Dünya yüksek öğretimi, Türk yüksek öğretimi tabii. bir takım dersler çıkarıyor ve kendi yapılanmalarını revize ediyor. Halbuki biz yapılanmamızı güncele göre yaptığımız için de genç olmak bazen avantaj da kesinlikle. Sağlıyor. Kesinlikle. Tabii ki her zaman yeni yapılanma. Çünkü yani hantallaşmış bir işletme. Branşı ne olursa olsun hantallaşmış bir şirketin dinamizmi her zaman daha eksiktir. Bu da bir avantaj. Ve efendim yeni açılan bölümler de var. Bize hocamız özetledi genel olarak. Profesör Doktor Baki Aksu, Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Şimdi elinde benim çok güzel bir broşür var hocam. 5 maddelik bir hani böyle hocam yasa tasarısı gibi yazmışsınız yani öyle yuvarlak yuvarlak içinde böyle 5 maddelik bir vizyon ya da misyon diyelim. Bu Beykoz Üniversitesi eğitim ve öğretim yaklaşımı. Bu sizin herhalde tam olarak eğitime bakışınızı misyonunuzu anlatıyor. Buna kısaca kişiye özel eğitim demişsiniz hocam. Edindiğimiz bilgilere göre. Bunu biraz detaylandırır mısınız? Yani burada asıl üniversite öğrencilerinin ve üniversiteye aday olan öğrencilerin asıl dinlemesi gereken konular bunlar. Reklamlar vesaireler filan yani bir şekilde bölümlerde 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani müfredat 3 aşağı 5 yukarı aynı. Onun nasıl sunulduğu, nasıl bir yaklaşımla verildiği çok önemli. Burada da Beykoz Üniversitesi eğitim ve öğretim yaklaşımı adı altında bir madde çıkarttı ve buna da kişiye özel eğitim dedi. Evet. Nedir hocam kişiye özel eğitim? Sizin de bahsettiğiniz gibi Sayın Hocam bir eğitim modeli üzerinde yürüyoruz. Yani yapılanmamızı da bu model üzerine kurgulamaya çalışıyoruz. Ve bunlar işte bize göre 5 adet aslında. Siz kişiye özel eğitim dediniz. Diğerleri de var ama onları konuşuruz ayrıca. Hı hı. Şimdi kişiye özel eğitim derken biz bu kişiye özel eğitimi müfredatlarımıza yansıtıyoruz. Evet. Yani sözde değil, gerçekten uygulamada öğrencilerimizin karşılığı çıkacak. Nasıl yapıyoruz? Öğrencilerimiz, bütün öğrencilerimiz üniversiteye geldiklerinde yetkinlikleri geliştirme programı diye bir programla karşılaşıyorlar. Hmm. Üniversitemizin belirlediği yetkinlikler var. Bu yetkinlikler 21. yüzyıl yetkinlikleri olarak ifade ediliyor. Artık işletmeler bir şekilde mesleki eğitimde açık olan
durumu telafi edebiliyorlar. Hizmet içi eğitimlerle falan bunu karşılayabiliyorlar. Ama yetkinliklerle ilgili yapacakları şey sınırlı olduğu için bunu artık üniversitelerden bekliyorlar. Ya da biz öyle görüyoruz. Yani sektörle yakın iletişimimiz olduğu için bunu tespit ediyoruz ve insan kaynakları müdürleriyle, genel müdürlüğüyle yaptığımız şeyde aman mesleki eğitimlerine ek olarak bu öğrencilerimize, bu adaylara, mezunlara lütfen bazı yetkinlikler de kazandırın. Şimdi bu yetkinlikleri kazandırmak adına biz sektörün uzmanlarını, örneğin girişimcilik konusunda marka olmuş birisini davet edip girişimciliğin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. O yetkinlikleri geliştirme programı içerisinde. Hı hı. Sonrasında işte liderlikle ilgili, sosyal sorumlulukla ilgili bir yetkinlikle ilgili bir uzmanı çağırıyoruz. Ve bunu 14 hafta boyunca öğrencilere bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Sonrasında da profesyonel bir kurumla bu öğrencilerimizin mevcut durumlarını test ediyoruz. Hı. Bu testi öğrenci bazında şöyle kitapçıklar haline getiriyoruz. Evet. Şöyle örneğin bu gördüğünüz bir öğrencinin durumu. Yani yaklaşık 50 sayfa. 50 sayfalık bir karne. Bir karne. Evet. Bu daha birinci sınıfta öğrenciyi analiz ediyoruz. Evet. Yetkinlikleri geliştirme programının bir de özeti var. Bunu da öğrenciye de veriyoruz. Evet. Bu danışmanın elinde. Evet. Dolayısıyla danışman öğrencinin hangi alanda eksik kaldığını, hangi alanda iyi olduğunu çok rahatlıkla tespit edebiliyor. Hı hı. Ve üniversitemiz müfredatında var olan dersleri yönlendirmeye çalışıyor. Hı hı. Diyor ki sizin mesleki derslerinizin yanında şu şu yetkinliklere karşı bir eğiliminiz var. O alana yönlenmeniz doğrudur diyor. Evet. Bunu iki anlamda düşünebilirsiniz. Yetkinliklerinizi daha geliştirmek adına bunu kullanabilirsiniz. Eksik kaldığınız yönlerinizi telafi etmek adına kullanabilirsiniz. O öğrenciyle akademik danışman arasındaki bir iletişimin sonucunda ortaya çıkacak bir değerlendirme ve yönlendirme. Hı hı. Dolayısıyla diyorsunuz ki siz busunuz. Nihayetinde bunu olmak istiyorsanız bunun gereği olan şu 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 dersleri de alırsanız ki bu müfredatta yer verilmiş hem hı hı. lisans programlarında hem de lisans programlarında mesleki derslere ek olarak. Şimdi biz tabii Bologna uzmanı deyince hocamız oradan gelen bir yapılanmayı da sürdürüyoruz. Derslerimizi dört kategoride değerlendiriyoruz. Diyoruz ki bir yetkinlik dersleri. Hı hı. İki temel bilim alan dersleri diyoruz. Hı hı. Üç diyoruz ki mesleki uzmanlık dersleri ve dört diyoruz ki iş yerinde uygulama eğitimi. Evet. Dolayısıyla bir hedefinizi yapılandırmak istediğiniz zaman ne yapacağınızı adım adım sizin de bahsettiğiniz gibi planlıyorsunuz. O planı da öğrenci geldiğinden itibaren uygulamaya başlıyoruz. Peki evet. Sonra bu testin bir de sonu var. Evet, o kitapçık ne oluyor hocam? Sonra sayfa. Ne oluyor? Evet. Bu takip ediliyor öğrenci ve mezuniyetinden önceki dönemde ne yapmışız? Yani durum buydu. Öğrencimiz hangi aşamaya geldi diye aynı testi tekrar öğrencimize uygulayıp sonucu çıkartmaya çalışıyoruz ve sonrasında öğrencimize diyoruz ki senin geldiğinde buydu. Hani bir inşaat onarımına başlarsınız. Evet. Eski durumu, fotoğraflarını yeni çekersiniz. Durumu çekersiniz. Evet. Yeni durumu belgelemek istersiniz. Yan yana koyarsınız. O arada inanılmaz bir fark olur. Hı-hı. Yani bunu görebilmek adına da bunu yapıyoruz ve bu sene mesela şu anda birinci sınıfta olan öğrencilerimiz ön lisans programlarında bu sene test edilecek. Ne Hı-hı. kazandırdık? Dolayısıyla eğitim modelimizde kişiye özel dediğimiz de bu. Evet. Öğrencinin beklentisine göre ve gerçek durumuna göre bu sonuçta bu kurumsal testler dünyanın kabul ettiği ölçeklerle yapılan tabii, testler. Belli referanslarla yani, tabii, yapılmıştı tabii. Yani bir özel kurumla anlaşılarak yapılan Hı-hı. şeyler Hı-hı. hem maliyeti var tabii. Ama bir taraftan da ciddi bir kazancı var. Tabii. Öğrencimizi tanıma imkanımız kesinlikle sağlanıyor. Evet gerçekten de öyle. O zaman hatta mezun olduktan sonra da veriyor musunuz hocam o karne gibi? Tabii, İnşallah tabii, vereceksiniz. Tabii. Karneyi veriyoruz kendisine. Evet, evet. Kendisinin sen adına. Busun. Sen busun evet, diyorsunuz. Adına bu düzenlenmiş evet. bir şey. Yani bu adına düzenlenmiş bir karne. Evet. Hatta sonra iş başvurularında da belki iyi yetişmiş bir öğrenci. Kesinlikle. CV'sinin yanına ki artık CV'lerin de çok da fazla bir değeri kalmadı. Az önce sizin bahsettiğiniz öğrencinin yetiştirilme tarzının önemi CV'nin çok daha fazla. CV'nin içeriğine ne koyabilmiş? Evet. O önemli. Evet, evet, evet. Mesela bizim
öğrencilere bize kazandırdığımız Europass belgesi diye ifade ettiğimiz bu sertifikalar, işte diplomalar, üniversite yaşamı içerisindeki gittiği kurslar, bütün bunların ifade edildiği bir Europass belgesinden bahsediyoruz. Hı hı. Onu veriyoruz öğrencilerimize. Dolayısıyla orada her şey net olarak gözüküyor. Örneğin bir iş başvurusuna gittiği zaman şunu bile götürse, ben buydum, bu noktaya geldim. Zaten kurumlar bile, şimdi işletmeler bile bu testleri yaptırıyorlar. Kişilerden istiyorlar. Tabii. Böyle şirketler var artık günümüzde. Evet. Ve test ediyorlar. Yani çalışanın hangi özelliklere sahip olduğu, ne yaptığı, ne ettiği, yani ne yapıyor, yani bu çok önemli. Çünkü dolayısıyla şunu da altını çizmek lazım. Hani tabii ki transkript CV eskiden kapılar açardı ama artık yetmiyor tek başına bunlar. Kesinlikle değil mi hocam? Yetmiyor. Sizin bahsettiğiniz o 50 sayfalık karne belki de golü atan oluyor. Aynen. Ve transkript pası veriyor. Onun ama, ekinde bunlar. Evet, golü atıyor. Için, evet, gol oluyor. Resmen doğru söylüyorsunuz. Evet efendim. Efendim, Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Baki Aksu hocamızla birliktelik devam ediyor. Gördüğünüz gibi Beykoz Üniversitesi eğitim ve öğretim yaklaşımını konuştuk hep birlikte. Şimdi de tabii ki her zaman söylüyorum, latife içinde, tırnak içinde para diyorum. Yani burs olanakları vesaire gibi olanaklar nelerdir? Onları konuşacağız. Yerleşkenerde ve Beykoz Üniversitesi'nin öğrencilere sağladığı manevi olanakları konuştuktan sonra maddi avantajları konuşacağız. Kısa bir ara sonrasında. Akademik Bakış programı devam ediyor efendim. Bütün hızıyla Michael Koyucu'yla birliktesiniz ve bugün Beykoz Üniversitesi'ni konuşuyoruz. Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Baki Aksu hocamızla birlikte. Para dedik, birazdan ona değineceğiz ama öncesinde size az önce bahsettiğim Beykoz Üniversitesi eğitim ve öğretim yaklaşımı. 5 tane madde var. Bir tanesini konuştuk hocam. Kişiye özel eğitim destek. Diğer 4 maddeyi çok kısa birer cümleyle anlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum naçizane. Eğer siz de uygun görürseniz, mesela bir numarada özgün eğitim öğretim modeli demişsiniz. Nedir hocam bu? Şimdi özgün eğitim öğretim modeli bizim çok iddialı olduğumuz bir eğitim modeli. Ve İstanbul'da vakıf üniversiteleri içerisinde tüm bölümleriyle bunu sürdürmeye çalışan bir yüksek öğretim kurumuyuz. Onu da söylemen lazım. Hı hı. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerimizi 3+1 eğitim modelinde, 7+1 eğitim modelinde kabul ettik. Ve evet, bu sene de bunu sürdürüyoruz. Hocam biraz açalım. 3+1 ne demek? 3 evet, dönem açalım. Eğitim, 1 dönem dışarısı. 3 yarı yıl teorik ve uygulama eğitimlerini üniversitede alacak öğrenci arkadaşlarımız. Hı hı. Ve gerekli başarıyı sağladıktan sonra da 1 yarı yıl sektöre gidecekler. Evet. Diyeceksiniz ki bunun sağlayacağı katkı ne olacak öğrenciye? İnanılmaz bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bunu görüyoruz. Şöyle ki, gerçek iş yaşamının içerisinde bir defa öğrenciler dahil olacaklar ve bir iş disiplini içerisinde sabahın işte mesai saatinde diğer çalışanlar nasıl gidiyorsa bizim öğrencimiz de o saatte gidecek ve o iş disiplini içerisinde, gerçek hayatın içerisinde yoğrulacak. Yani iş yerine gidecek. Ve teoride aldığını uygulamayla karşılaştırabilme imkanını bulacak. Evet, 7+1'de de 4 yıllık 7+1'de de lisans programlarımızda uygulamak istediğimiz, uyguladığımız bir eğitim modeli. Burada da 7 yarı yıl boyunca öğrencilerimiz eğitimlerini üniversitede tamamlayacaklar. 1 yarı yıllarını da yine sektörde tamamlayacaklar. Evet. Ama bizim tabii bunu yaparken aslında üniversitedeki eğitimleri sırasında da sektörle iç içe bir eğitim anlayışı içerisindeyiz. Nasıl yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Bunu bahsetmem gerekirse. Sektör temsilcileri gelirler bizim bazı derslerimizde, hocalarımızın davetiyle ders konferansı şeklinde öğrencilerimizle buluşurlar. Ve öğrencilerimiz yıl içerisinde, akademik yıl içerisinde çok yoğun teknik gezilere katılırlar. Evet. Bu işte teknik gezilerde de sektör işletmelerinin gerçek durumlarını oradan aldıkları brieflerle değerlendirirler. Bu eğitim anlayışımız uzun yıllardır devam eden bir eğitim anlayışı. Bunu sürdürmeye çalışıyoruz ve bunu artık müfredata aktarmış bir şekilde bunu sürdürüyoruz. Çok önemsediğimiz bir eğitim modeli, 3+1, 7+1 eğitim modeli.
Bunu daha öncesinde uygulayan üniversiteler de var. Sakarya Üniversitesi örneğin bunu başarıyla uygulamış 2013 yılından bu yana. Onların söylediğine göre, koordinatör hocamızın söylediğine göre 1700 öğrenciye karşılık 2500 talep var. Yani bu bir platformda öğrencilerle biz sektörü bir oluşturuyoruz. Yani bunun bir otomatik platformu var. O platformda işletmeler de bizden stajyer talep ediyorlar. Aslında biz stajyer de demek istemiyoruz. Evet. İş yerinde uygulama eğitimi olarak bunu adlandırıyoruz. Evet. Ve eğitimin bir bölümü olarak da düşünüyoruz. Evet. İkinci demiştik kişiye özel bir eğitim. Üç numarada evet. Deneyimleyerek öğrenme var. Dört numarada da ileri teknoloji kullanımı var. Evet, deneyimleyerek öğrenme biliyorsunuz bir şeyi yaparak öğreniyorsanız unutmanız daha geç oluyor. Biz de onu bildiğimiz için genellikle yaparak öğrenme felsefesini uygulamaya çalışıyoruz. Hı hı. Yaparak öğren felsefesini uyguluyoruz ve işte bununla ilgili laboratuvarlaşmayı önemsiyoruz. İşte biraz önce söylediğimiz sahada olabiliyoruz. Yani hayatın içinde olmaya çalışıyoruz ve mottomuz da John Dewey'in mottosu işte eğitim hayata hazırlık değil diyoruz. Hayatın kendisidir diyoruz. Dolayısıyla öğrencimizi hayatın içerisinde eğitmeye çalışıyoruz. Güçlükleriyle mücadele etsin. İşte hayatın içerisinde var olan nimetlerden de mümkünse yararlanmaya gayret göstersin diyoruz. Bu çok önemli. Çok önemli. O nedenle yaparak öğren felsefesini yoğun olarak uygulamaya çalışıyoruz. Örneğin işte sivil havacılık kabin hizmetlerimiz gerçek bir uçağın bir kesitinde eğitimlerini sürdürüyorlar. Yani bir uçak bizim laboratuvarımız. Gerçek, bizim bildiğimiz evet, uçan uçakları. Uçak. Yani dolayısıyla maket oradaki falan şeydi ya da simülasyon. Hayır. Gerçek uçağın içerisinde anonsları dahil, mutfak servisi dahil. Bir mutfak oluşturduk örneğin gastronomi ve aşçılık bölümü için. Gerçekten gelen arkadaşlarımızın söylediği üniversiteler içerisinde belki ikinci seviyedeki bir mutfağı kurdunuz. Sizi tebrik ediyoruz diyorlar. Dolayısıyla bunun için ciddi bir yatırım yapılıyor. Amaç öğrenciyi daha nitelikli yetiştirebilmek. Evet ve tabii ki siz de ileri teknoloji kullanımına değer veriyorsunuz. E-learning, mobil teknolojiler, bilişim okul yazarlığı gibi kavramlarla. Kesinlikle bunu hem derslerimize yansıtıyoruz hem laboratuvarlarımızı bu anlamda yapılandırıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz, artık dijitalleşen bir dünyadayız. Artık robotları konuşuyoruz, artık karanlık fabrikaları konuşuyoruz. Artık insan gücünün niteliği değişiyor. Daha çok hani el işçiliğinden ziyade beyni kullanması gerekiyor. Bunu değerlendirerek diyoruz ki ileri teknolojide bunlar var. Biz bunu kendi işte yaşamımıza da üniversitenin yaşamına da uyarlamaya çalışıyoruz. Ve diyoruz ki geleceğin 4.0'ında üniversitemizi yapılandıralım diyoruz. Hem müfredatlarımızda hem fiziki altyapılarımızda. Uluslararasılaşma bir şeyimiz. Evet, uluslararasılaşma evet. Bizim oldukça önemsediğimiz bir durum. Erasmus kaynaklarını kullanıyoruz bu anlamda ve öğrencilerimizin bir dönem, en az bir dönem yurt dışına gitmeleri için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Ve fonlarımızı sonuna kadar bu amaçla kullanmaya çalışıyoruz. İş yeri bularak stajlarını da orada stajlarını yapmaları için göndermeye çalışıyoruz. Aynı şeyi akademik personelimiz ve idari personelimiz için de kullanıyoruz. Yani o daha uluslararası bir boyut ne oluyor? Dünyada ne değişimler var? Diğer ülkeler bunu nasıl yapıyorlar? Diğer ülkelerden gelen öğrencilerimiz de oldu Erasmus kapsamında. Onların bize kattıkları var. Öğrencilerimizle diyalogları. Bizim öğrencilerin gidip orada başarılı olarak dönmeleri bizi mutlu ediyor. Evet, dolayısıyla bu 5 eğitim modelimizdeki 5 hususu tam anlamıyla uyguladığımızı gönül rahatlığıyla ifade edelim. Evet ve az önce söylediğimiz burs olanakları, para olanakları. Hocam takribi yüzde kaçı öğrencilerin bursla okuyor? Böyle bir veri var mı elinizde? Var, var. Bunu YÖK en son bir şey yayınladı. Vakıf Üniversitesi raporu yayınladı. Ve Beykoz Üniversitesi tam burs uygulamada %23 ile çok üstlerde. Birinci, ikinci, üçüncü sıralarda. Yani 100 öğrencinin 23'ü tam burs alıyor. Aslında YÖK'ün şöyle bir şeyi var. Diyor ki kontenjanınızın %10'unu tam burs olarak veriyor. Bu mecburi değil mi hocam? Bu YÖK'ün mecburi. İstediği. Evet, %10'unu, bütün üniversite için mecburi. %10, evet, %10'unu verin diyor. Evet. Ama biz %23'ünü veriyoruz. Dolayısıyla Beykoz Üniversitesi'nde burslarımız oldukça anlamlı. Niye bunu sağlamaya çalışıyoruz?
fırsat eşitliği yaratmak adına, evet. Yani fırsat eşitliği adına öğrencilerimize, gerçi şimdi %100 bursun dışındakilere YÖK yeni bir tanım getirdi, indirim dedi. İster indirim deyin, ister tam burs deyin, sonuçta öğrencilerin ya da velilerin cebinden çıkan para olarak bakılabilir. Geçtiğimiz yıl tüm lisans bölümlerimizi %100 okuttuk. Yani öyle de bir fedakarlığımız vardı fırsat eşitliği adına. Bu yılda şartlarımızı zorlayarak bursluluk oranlarımızı %100, %75 ve %50 olarak uyguladık. Aslında Beykoz Üniversitesi'ne gelecek her öğrenci bir vesileyle burslu olacak. Evet, bu, yani. Bu şekilde detaylarda burslarla ilgili mesela ilk 5 tercihte %25 tercih bursu demiş. Web sitesinden bakıyorum şu anda. Detaylarda www.beykoz.edu.tr'de yer alıyor. Yani YÖK belki biraz da hani terminolojiyi hani halkın da anlayabileceği şekilde ondan indirim lafını kullandı. Bunu da evet, yani burada benim yanımdan kendi kendime düşündüm bunu. Bu %25 bursu izninizle biraz açalım. Hı-hı. Aslında %50 ve %50 burslar için uygulanan bir şey. Örneğin öğrencimiz %50 bursu kazandığında ya da indirimi kazandığında üniversitemizin programlarını ilk 5 tercihi içerisinde ek olarak verdiğimiz bir bursu. Dolayısıyla yani öğrencimize ekstra burs. Bölgesel burslarımız da var, sporcu burslarımız da var. Onları da dediğiniz gibi internet sayfamızdan ya da üniversitemizde halen açık olan danışmanlık merkezlerinden çok rahatlıkla öğrenebilirler. Evet. Onun için kapılarımız açık adaylarımıza. Evet. Finale doğru gelirken efendim hemen bir dipnot da iletmek istiyorum bilgi dinleyicilerimize. 2017 yılında DGS, yani 2 yıllık meslek yüksekokulundan 4 yıllık meslek yüksekokuluna geçiş için yapılan sınavda en büyük başarıyı elde eden üniversite Beykoz Üniversitesi oldu. YÖK'ün, Yükseköğretim Kurulu'nun kaynaklarına göre. Bu da o zaman meslek yüksekokulunda verdiğiniz eğitimin aslında amacına ulaştığının göstergelerinden bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum bunu gündeme getirdiğiniz için. Gerçekten bu bizim gurur tablomuz. Hani biraz önce şeyin başında siz dediniz ya, reklam. Bu reklam değil. Bu bir gerçek sonuç. Hı hı. Ve bunu biz söylemiyoruz. Bunu devletin resmi kurumu YÖK söylüyor. Gerçekten bakın, üniversiteler arasında birinci sıradayız. Bu bizim için gurur tablosu. Gerçekten öğrencilerimizin %79 ikisi, 79.2'si, %80'i diyebiliriz buna yuvarlak olarak. Dikey geçiş sınavıyla bir lisans programına yerleşmiş durumdalar. Bu gerçekten gurur verici bir tablo. Orada eğitim kalitemizden ödün vermediğimizi hep ifade ettik. Hı hı. Gerçekten diploma veren bir kurum değiliz. Onu net olarak ifade ediyoruz. Eğitim kalitesinden de ödün vermiyoruz. Orada özel olarak şeye yönelik, işte dikey geçiş sınavına yönelik kurslar da belki düzenlemiyoruz ama oradaki iklim, oradaki kültür. Ha, düzenlemiyorsunuz. Yani diğerleri düzenlediği halde bunu başaramıyor. Hayır, öyle siz şey doğal yok. Eğitimin ya, içinde yapıyorsunuz. Doğal eğitimin içerisinde bu biliyorsunuz biraz genel kültür. Bu biliyorsunuz birazcık mantık. Şimdi öğrenciye eğitim modelinizde düşünmeyi, işte düşündüklerini söyleme fırsatını yarattığınızda, işte mesela bazı hocalarımız kitap okumayı özellikle öğrencilerimizden bekliyor. Okuduğu zaman mutlaka bunu geliştirecek ve genel olarak bilgi sahibi olacak. Tabii ki istekli olan öğrencilerimize yönelik şeyler, sınıflar oluşturulabiliyor ama gerçekten o kültür içerisinde, bir takımı düşünün, şampiyon olmuştur. O onun artık hep kültüründe vardır. Şampiyon olmak hedefi. Şimdi Beykoz Üniversitesi'ndeki meslek yüksekokulu öğrencileri bir önceki öğrencilerle yarışıyorlar. Diyorlar ki onlar işte %79 başarı, 80 başarıyla gitmişlerse bizim 81'e çıkmamız lazım. Ne o güzel. Kültür onu getiriyor. Yani doğal bir şampiyonluk oluyor bu. Evet. Dolayısıyla bu konuda da tebrik ediyoruz Beykoz Üniversitesi'ni. Aynı zamanda YÖK'e de teşekkür ediyoruz. Artık yani neyin hak neyin kara olduğunu bu raporları sıklaştırarak bize sunuyor ve biz de kamuoyuna bunları sunuyoruz. Böylece vakıf üniversitelerinin, yani belli bir ücret karşılığı eğitim veren üniversitelerinde ne yaptığını da karnesini görüyoruz. Hocam, finale doğru geldik. Beykoz Üniversitesi'nin
Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Baki Aksu ile birlikteydik. Hocam şimdi az kaldı tercih döneminin bitmesine. Bir abileri olarak acaba öğrencilere ve bu programın bir geleneksel sorusu velilere tercih dönemi için ne tarz hem duygusal hem taktiksel ya da ne tarz önerileriniz, öğütleriniz olacak acaba? Öyle kapatalım hocam. Şimdi Sayın Hocam gerçekten bu önemli bir konu. Öğrencilerimiz bir defa zaten bu bilinç içerisinde sorgulayarak tercih yapıyorlar diye söylemiştim. Ne istediklerini biliyorlar. Lütfen istedikleri bölümleri seçsinler. Yani boşta kalmak adına bir yere girmektense istedikleri bölümleri seçsinler. Doğru tercih için danışmanlık alabilirler. Ben gönüllerinden geçen bölümleri yazmalarını arzularım. Şimdi tabii üniversiteler çeşitli olanaklar sağlıyorlar. Biz de sağlıyoruz. Örneğin herhangi bir bölüme girdiği zaman çift anadal dediğimiz bir uygulamayla öğrenci girdiği anadala ek olarak ikinci anadaldan mezun olabilme hakkı var. Biz bunu sonuna kadar kullanıyoruz. Örneğin söyleyeyim. Dış ticaret programından anestezide çift dal yapan öğrenci var. Düşünebiliyor musunuz? Dış ticaretle anesteziyi birleştirebiliyor. Buna uygun eğitimini alıyor. Dolayısıyla bunu da ücretsiz alıyor. Dolayısıyla bu olanaklarda varken, üniversitelerin verdiği bu olanaklarda varken hem öğrenci velileri hem öğrencilerimiz bir şey yapsınlar, baksınlar yani ve rahat bir ortamda baksınlar. Gitsinler, araştırsınlar. Gerçek olup olmadığını sorgulasınlar. Geçmiş başarıları sorgulasınlar. Örneğin biz bu tercih döneminde öğrenci arkadaşlarımızı, halen öğrenci arkadaşlarımızı da orada bulunduruyoruz ki sormak istedikleri şeyler varsa, şimdi bize sorsa belki hani farklı anlatabiliriz diye düşünülebilir. Aslında onu yapmadığımızı ifade etmiştim ama öğrenci yaşadığını anlatıyor. Evet. Yaşadığını anlatıyor. Dolayısıyla gelir, öğrencilerle konuşabilir, çevresiyle konuşabilir. Çok rahat bir ortamda, telaşlanmadan, daha ayın 14'üne kadar da zamanımız var. Biz hafta sonu da, cumartesi, pazar da dahil açığız. Yarın 7'ye kadar, akşam 7'ye kadar istedikleri zaman pazar günü dahil gelebilirler. Birlikte yapmaya gayret göstereceğiz. Dediğimiz gibi istedikleri alanı net olarak ifade edebiliriz. Sorularına yanıt verebiliriz. Çünkü çok önemli bir hayatının çok önemli bir dönemi. Bir arkadaşımız şeyi söylüyor. 80 yıllık insan ömrünün 20 yılı geride kaldı diyor. Çok güzel bir örnek. 20 yılı geride kaldı. Gelecek 40 yılın planı bu işte. Tabii. Yani bu ayın 14'üne kadar olan gelecek 40 yıl. O 40 yılda ne var? İş yaşamı var. Tabii. Ne olacaksa orada olacak. Evet. O nedenle doğru planlama adına hiç telaşa kapılmadan, uzmanların desteğini de alarak, kendi bilgileri, kendi hocaları ve işte bu tür destekleri alarak doğru tercihleri yapsınlar. Dünyanın da sonu değil. Yanlış yapıldığı varsayılsa bile işte bu çift dal, yan dalla istediği bölümlere geçiş imkanı sağlayan üniversiteler de var. Bunlara da bakabilirler. Evet. Onun için ben naçizane öneriyorum. Bu süreci olgunlukla, sakinlikle geçirsinler, sorgulasınlar, araştırsınlar ve gerçek olduğuna inandıkları üniversiteleri de tercihler içerisinde yerlersin. Bilirsinler. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler gerçekten de çok özeldi, çok güzeldi ve Beykoz Üniversitesi'ni de daha yakından tanıma fırsatını bulduk. Detaylar www.beykoz.lutr'de ya da Beykoz Üniversitesi'nin tercih masalarında diyelim. Değil mi öyle hocam? Çok teşekkür ederiz. Bütün öğrenci arkadaşlarımızı ister adayı olsun, bizim için aday olsun, ister olmasın beklediğimizi ifade ediyorum tekrar. Ve bizi dinledikleri için teşekkür ediyorum. Size de, radyonuza da bize bu imkanı sağladığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizleri Beykoz Üniversitesi adına selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet efendim, özgün ve sana özel bir eğitime hazır mısın mottosuyla hareket eden Beykoz Üniversitesi'ni dinledik. Beykoz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Baki Aksu hocamıza da teşekkür ediyoruz. Ve bir akademik bakış programının daha sonuna geldik efendim. Michael Kuyucu'yla birliktelik bitti ama akademik
akademik bakış programları devam edecek. 14 Ağustos tarihine kadar, ta ki tercih dönemi bitinceye kadar. Dolayısıyla aynı zamanda programlarımızın tekrarlarını YouTube sayfamızdan da izleyebilirsiniz. Orada da özel bir bölüm hazırladık ve hepinizi selamlıyoruz. Hepinize güzel günler diliyoruz. CRR Türk'ten, Michael Kuyucu'dan ve Akademik Bakış'tan hepinize selamlar ve mutluluklar. Hoşça kalın.